Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dün vlog çekemedik çünkü evdeydik bütün gün. Yani ne çekeceğimi bilemedim. Ama akşamında hemen bir koşu markete gittik. Market dediğim market diyeyim aslında. Gittim ama hiçbir şey yoktu içeride. Yani hiçbir şey kalmamıştı. Hemen 3 tane dedim alayım. Ev kokusu. Çok güzel kokuyor bunu. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Tavanlarım çok yüksek olmasına rağmen o kadar güzel kokuyor ki evin içine girdiğin zaman anlatamam size yani. Normalde bak kaç tane 2 senedir evliyim ve bir sürü koku denedim evde. En pahalılarını sonra şey desem adı neydi? Mumlar, en pahalı mumlardan aldım ama hiçbir fayda etmedi bunun gibi. Bu çok güzel kokuyor. Hepinize tavsiye ederim. İşte bunları aldım. Bunların hepsi 25 euro tuttu. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Beyza uyanmadan sonra eve girişelim. Bir de poğaça yapayım dedim. Poğaçamı güzelce yoğurdum. Yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum. Poğaça hamuru yoğurulunca inanın çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Yani yoğurmak çok önemli. Annemden öyle öğrendim ben. Ama daha buraya yapıştığı için devam yoğurmam lazım. Annem diyordu ki, yani diyor hala da söylüyor, elinize hamur yapışmayacak. Burası kaymak gibi olacak diyor. Şimdi devam yoğuralım bakalım. Neredeyse 20 dakikadır hamurumu yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi nasıl güzel görünüyor değil mi? Gerçekten de. Aha, böyle güzel kaymak gibi yüzü olduğu zaman bilin ki hamurunuz çok güzel gelecek. Güzel yoğurun. Yani hamuru yoğurmak için zaman ayırın. Elinde de gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Yapışmıyor. Tek tük böyle. Onlar da olur. Hamurum çünkü çok yumuşak. Bakın. Güzel yoğurun. Tavsiyem size budur. İşlerimi yaptım, çamaşırlarımı serdim, çamaşırlarımı topladım, katladım, yerleştirdim. Şimdi akşam yemeği için sarma sardım. Biraz geciktim ama anca zaten eşim de daha işten gelmedi. Hemen hızlıca Beyza ile birlikte saracağız. Sarmalarımızı pişireceğiz. Çorbayı pişirdim zaten. Tarhana çorbası, köy tarhanası. Yanına da bir hamur kesmiştik. Onu yoğurdu üstüne şey yapacağım diye düşündüm. Yoğurdu üstüne de kıyma sos. Oh. Biz o zaman hızlıca sarmamızı sarmaya başlayalım. Bu nasıl bir sarmadır ya? Bir tane ağzıma atayım çiğ çiğ dedim. Vallahi pişmemişi bu kadar lezzetliyse pişmişini hiç düşünemiyorum yani. Aşkım sen de her şeyimi beğeniyorsun ya. Bir kere de beğenme. Ama vallahi güzel, billahi güzel. El lezzetinde çok güzel. Ben ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? İğrenç, bu adı neydi şunların? Sarma. Sarmam, İçi mi? Pirinç. içi değil, dışı. Yaprak. He, şu yaprağın tipine bak. Yeşil. Bence o sarı olması lazımdı. Evet arkadaşlar, sarmamızı yaptık. Yemeğimizi yaptık. Çorba yaptım. Kaypak yaptım işte, o hamur kesmiştik. Hani kayınvalidemden yazın. Onu yaptım. İki çeşit yaptım çünkü iki çeşit istediler. Bizi akşam sofralarında izleyenlere akşam yemekleri afiyet olsun inşallah deyip şimdi size yemeklerimi gösteriyorum. Thank you.
Ama arkadaşlar, iş yoğunluğundan fazla sizinle olamadım. İş yoğunluğunda değil aslında. Aslında bakarsanız işler çok durdu. Mesela hafta, iki hafta evdeyiz. 6500 firmalık işçi bir firma kapatıyor iki haftalığına şu lanet koronavirüs yüzünden. Ondan sonra iki haftanın akabinde bir hafta iş, üç hafta ev, bir hafta iş, üç hafta ev diye bir sistem başlıyor. Çünkü dışarıdan ithalat ve ihracat olmadığı için bizim işler de maalesef duruyor. Öyle yoksa elhamdülillah çok iyiyiz. Yemeğimi yedim. Çok güzel yemekler yapmış yine hanım. Sarma yapmış. Ondan sonra cırtlak mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Hamurlu bir şey yapmış. Adını tam bilmiyorum. Makarnaya benziyor. Yoğurtlu falan. Onu yapmış. Onu yedim elhamdülillah. Öyle işte şimdi bir nargile yapayım dedim kendime. Nargile içeceğim. Onu da sizinle beraber paylaşırım inşallah. Bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi ve videoları baştan sona kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Sizin desteğinize çok ama çok ihtiyacımız var. Şimdilik bu kadar. Evet, nargileyi yaptım. Tam nargileyi yaktım. Okan aradı. Kuzen FIFA oynayalım mı? Arkadaş çocuk doymuyor. Doymuyor ya. Şimdi anlatabiliyor musun size? Ben yendikçe o doymuyor. Ben yendikçe o doymuyor. Normal değil ya. Neyse sonra bir FIFA gösteririm. Nasıl kendinden geçiyor. Öyle işte. Sonra FIFA çekerken izleyin. Görüşmek üzere. Aşkım 8 adam 3 tane kırmızı kartım var. 4 tane gol atmışım. Sıcak sıcak poğaça var. Bir tane vermiyor ya. Bir tane sıcak sıcak yiyeyim dedim. Yarın içine koyacağım. Bir tane yiyebilir miyim? Bir tane yiyeyim mi lan? Bakın şimdi. Abo vallahi sıcak sıcak. Gördünüz mü? Nar gibi kızarmıştı. Bomba gibi duruyor. Neyse. Arkadaşlar poğaçalarımı yaptım. 10 tane anneye yolladım. Şimdi 10 tane de Faruk'un işine koyacağım. O yüzden yarına yetmeyecek büyük bir ihtimalle. O yüzden sabah tekrar bir iki tepsi yaparım diye düşündüm. Onu da peynirli yaparım. Bunların hepsi patatesli. Öyle yumuşacık oldu. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim bakın. Ne kadar güzel. Öyle. Bizi yarın yiyeceksin. Saat geç oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like yapın. Başkalarına da önerin bizi ya. Şu garibanlara bakın. Yarından itibaren beni her gün göreceksiniz. İnşallah sarılmasınız. İnşallah. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.